Evet, şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. 19 Aralık katliamının ardından açılan ilk davalar olayın sorumlusu konumundakilere değildi. Operasyon sırasında cezaevinde bulunup işte ölmeyip de sağ kalanlara, yaralananlara yönelik olarak açıldı. İsyan, mala zarar verme ve mukavemet suçlamalarıyla. Askerler hakkında açılan davalarsa yıllar sonra açılabildi ve biraz önce avukat arkadaşımızın da ifade ettiği gibi esas olarak bizim haklarında dava açılmasını istediğimiz kişilere yönelik, yani olayın askeri ve siyasi sorumlularına ilişkin MGK kararlandığı söyleniyordu. Başbakan, MGK üyeleri, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı başta olmak üzere devlet bürokrasisindekiler ve bu siyasi sorumluların yanında askeri düzeyde, üst düzey görevliler hakkında açılması gerekiyordu. Çünkü emir ve talimat veren, operasyonun gerçekleştirilmesine ortam ve olanak sağlayan, yani suça iştirak eden konumunda onlar, azmettirici konumunda olan onlar. Askerlerle ilgili açılan davalar da genellikle işte olay sırasında operasyona birebir dahil olan değil de dış güvenlikte görevli olan, içeriye girmeyen, gerçekte müdahale ekibinde yer almayan, ki o gerçek müdahale ekibi JUAK komandolarıydı. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı askerler. Özel bir birim bu. Mesela Bayrampaşa cezaevi dosyası da 10 yıl sonra açılabildi. Ve bu JUAK komandolarının listesi 13 yıl sonra dava dosyasına girebildi. Aynı şekilde müdahale planları da. Aradan yıllar geçti. Ve böyle olunca da tabii zaten zaman aşımı süresi işlemiş oluyor. Yaralama ve kötü muamele suçları açısından biz işkence olarak ifade ediyoruz. Onlar kötü muamele diyor. İddianamede böyle olduğu için böyle ifade ediyorum. Zaman aşımına girdi. Adam öldürme suçu açısından da şöyle bir durum söz konusu. Evet, askerler hakkında bazı askerler önce 39 yere açıldı Bayrampaşa'da. Sonrasında bazı üst düzey görevlileri açıldı ama adam öldürme suçuyla ilgili olarak dava açılmış olmasına rağmen bu suçla ilgili de kanunun emrini yerine getirdikleri ve meşru müdafaada bulundukları, kendilerine yönelik bir saldırıya karşı meşru müdafaada bulundukları gerekçesiyle zaten cezasızlık isteniyor. Yani iddianamenin kendisinde daha en baştan onların beraatını öngören sevk maddeleri var. Dolayısıyla hani yargılama sürecinden çok fazla şey beklemiyoruz. Kaldı ki bu zamana kadarki süreçte zaten açılan davalar büyük çoğunlukla bitti. Zaman aşımı ve beraatle sonuçlandı. Ümraniye dava dosyasının müvekkillerimizle ilgili olan sanık olarak yargılandıkları dosya Yargıtay'da, askerlerle ilgili olan istinapta. Şu anda yargılaması devam eden tek dava dosyası Bayrampaşa. Bayrampaşa cezaevi dava dosyasıyla ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz. Ya başlangıçtan itibaren yaşanan süreçte dava dosyasına ilişkin delillerin yok edildiği, keşfin ancak 5 yıl sonra yapılabildiği, müvekkillerimizin özellikle orada 6 kadın mahpus yakılarak ve boğularak öldürülüyor biliyorsunuz. Üzerlerindeki giysilerin, yani kullanılan kimyasalların niteliğinin tespitine ilişkin araştırmalar yapmak için gerekli olan delillerin, emarelerin, izlerin yok edildiği bir dava dosyası var. Kullanılan ateşli silahlarla ilgili balistik incelemelerin yapılmadığı, çünkü mermi çekirdeklerin ve kovanların yok edildiği. Buna rağmen devletin bilirkişisi konumundaki resmi bilirkişilerin hazırladığı olay yeri inceleme raporları var. O bilirkişi raporlarında da açıkça ifade ediliyor ki çok sayıda ve öldürücü miktarda gaz bombası kullanılmış, çeşitli miktarlarda, çeşitli boyutlarda, yani sinir gazları ve benzeri yakıcı delici maddeler. Ve kesinlikle içeriden dışarıya yönelik bir atış söz konusu değil. Bütün silahlı atışlar dışarıdan içeriye yapılmış. Ama yani müvekkillerimizin mağdur konumda olduğu, ölüm ve yaralanmaların olduğu dava dosyalarında bile sanık olarak askerler yargılanıyor olmasına rağmen öyle bir anlatım var ki iddianamelerde. Sanki bütün bu suçların sorumlusu, operasyonlar sırasında her şeyin sorumlusu, yaşananların sorumlusu bizim müvekkiller gibi. İşte molotoflar attıkları, ellerinde oklar, yaylar oldukları, hayal güçlerini o kadar şey boyutlarda kullanıyorlar ki, ateşli silahlar kullandıkları. Ve operasyon sırasında, yani sonuç itibariyle baktığımızda ölen ve yaralanan asker polis yok. Sadece iki
asker var. Onların da zaten balistik incelemelerden anlaşılıyor ki G3 mermisiyle öldürülmüşler. Yani askerlerin çapraz ateşi sonucu, kent aralarındaki çatışma sonucu yaşamlarını yitirmiş bu iki asker. Dolayısıyla bizim müvekkillerimize yönelik başlangıçtan itibaren getirdikleri suçlamalar yine dava dosyasında bütün yok edilmeye çalışılan, karartılmaya çalışılan delillerin varlığına rağmen açıkça ortada zaten yani öyle büyük bir operasyon gerçekleşiyor ki, o kadar büyük bir katliam var ki ortada. Devlet dosyalara konulan müdahale planlarından da anlıyoruz ki bir savaş halinde, yani dost güçler ve düşman güçler ayrımı yapıyor müdahale planlarında ve diyor ki içerideki mahpuslara yönelik olarak kanla bastırılacak bu operasyon ve her türlü şey bertaraf edilecek. Bu kelimeler kullanılıyor. Yani siyasi mahpusları artık ezme amacından, sindirme amacından öte yok etme hedefleyen bir operasyon bu. Dolayısıyla binlerce askerin, polisin, infaz koruma memurunun, binlerce merminin, gaz bombasının kullanıldığı, işte bazı cezaevi Sikorsky helikopterleriyle operasyonun gerçekleştiği çatılardan, çatıların delindiği, duvarların yıkıldığı ve kimyasallarla, ki hala ne olduğunu bilemediğimiz, niteliğinin ne olduğunu araştırılamadığı, delilleri yok edildiği için kullanılan kimyasallarla yakılıp yok edilen, yıkılan bir cezaevi gerçeği var. Ve bu kadar ağır bir tablo olmasına rağmen bu zamana kadarki süreçte tek bir cezaevi dosyasında dahi sorumlularla ilgili bir ceza çıkmadı. Yani çıkmasını da beklemiyoruz açıkçası. Çünkü şu an yani içinde bulunduğumuz yargı pratiği içinde devleti koruma ve kollamakla yükümlü hisseden kendisini, yargı organlarının devletin sorumluluğunu ortaya koyabilecek bir sonuca ulaşmaları mümkün değil. Sayın Tuncer, peki biraz önce de belirttiniz, bizim haberimizde de vardı. Sadece açık kalan Bayrampaşa'daki dosya var. Bu dosyayla ilgili nasıl bir yol izleniyor şu anda? O dosyadan beklentiler nedir? Siz de söylüyorsunuz cezasızlık konusunda bu yargı sistemi içerisinde beklentiler yüksek değil, ancak biraz önce belirttiğiniz gibi bu süreç içerisinde ne kadar deliller yok edilmeye, karartılmaya bile değil çalışılsa da yine ortaya çıkan şeyler var. Bu açık olan dosyadan beklentiler neler? İzlenecek yol nasıl bir yol? Evet. Şimdi şöyle, Bayrampaşa cezaevi dosyası 10 yıl sonra açıldı. Yani 2000'de katliam gerçekleşiyor, fakat 2010 yılında. Üstelik de soruşturma yürüten savcı hakkında defalarca kez suç duyurusunda bulunmuş olmamıza rağmen, savcılar değiştirilerek ve savcı görevini kötüye kullandığı, ihmal etmekle kalmayıp kötüye kullandığı gerekçesiyle yargılanıp, bunların özel prosedür var, Yargıtay'da cezalandırıldığı halde böyle uzunca bir süre sürüncemede bırakıldı. Önce soruşturma. Sonrasında yargılama sürecine geçildi ve yargılama sürecinde de esas olarak, yani operasyonun hazırlık sürecinde yer alan kişilerin sorumluluğunu ortaya koyan o müdahale planları ve JOAP komandolarının listesi yıllar sonra, yani dava açtı, 13 yıl sonra geldi dosyaya. Şimdi bu kadar süre geçtikten sonra zaten şöyle, biz yıllar boyunca bu yargılamalar sürerken de önceki süreçte de hep hani deliller toplansın, yok edilmesin çabası içinde olduk ama deliller zaten yok edilmişti. Ancak geriye kalan zamanda işte üst düzey komutanların pek çoğu öldü. Tanıklar yok. Mesela Zeki Bingöl var. Operasyonda işte esas Bayrampaşa için konuşuyoruz zaten. Bayrampaşa operasyonunda sorumlu konumdaki kişilerden birisi kitapla yazdı ve çok açık bir şekilde anlattı. Dedi ki yani bizim jandarma envanterinde bile bulunmayan el bombaları kullanıldı. İlk defa gördüm falan diye. Operasyon nasıl gerçekleştiğini de anlatıyor, ölüm ve yaralamaların. Kitaplar yazdı, röportajlar verdi operasyonla ilgili. Fakat yıllardır bu Zeki Bingöl'ü tanık olarak dinletemedik. Sonra sanık oldu. Sanık olarak da dinletemiyoruz. Duruşmalara gelmiyor mesela. Aynı şekilde yani çok çarpıcı şeylerdir bunlar. Mesela operasyonla ilgili tutanaklar tutulmuş.
sadece Bayrampaşa'da değil diğer cezaevlerinde de tutanaklarla ilgili savcının, cezaevi savcısının ve başsavcı o zaman Ferzan Ciddici'ydi. Onların imza bölümleri var açık fakat imza atmamışlar. Çünkü sorumlu olmak istemiyorlar. Çünkü hazırlanan, jandarma tarafından hazırlanan tutanaklar gerçeği yansıtmıyor. Yani katliamın boyutlarını anlatmadığı gibi ters yüz eden bilgilendirmelerle dolu. Dolayısıyla yani tutanaklarda savcıların dahi imzadan imtina ettiği, yani hukuka aykırı yollarla elde edilen deliller gerçeği ya da yok edilmiş gerçeğini bir yana bırakalım, yalanlarla, çarpıtmalarla yüklü belgeler var ve bunlar üzerinden yargılama yürütülüyor. Yani şu an sanıklar dinleniyor. İşte 20 yıl sonra artık geriye kim kalmışsa ve onlar dinlenirken de tabii sürekli biçimde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuyorlar. Yani Bayrampaşa'da olan yok neredeyse yani. Hepsi başka cezaevlerindeydik diyor. Çünkü o cezaevlerindeki dosyalar beraatle ve zaman aşımıyla sonuçlandı. Yani böyle bir yalan ve çarpıtmayla dolu bir yargılama süreciyle karşı karşıyayız. Tabii yani şunu da vurgulamak gerekiyor. Yani dava dosyasına çok fazla ilgi de yok maalesef. Yani bu davalar hani sadece operasyon sırasında yaşamını yitiren insanların ailelerinin ya da yaralıların ya da avukatların hani çabalarıyla hani sonuca ulaşacak davalar değil. Yani sonuçta operasyonun amacı ve yarattığı toplumsal etkileri göz önünde bulundurduğumuzda herkesin sahip çıkması gereken dosyalar bunlar, davalar bunlar ama maalesef ki o sahiplenmeyi de göremiyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkürler Sayın Avukat Gülizar Tuncer. Bize katıldınız. Bu bilgileri paylaştığınız için Artı TV izleyicileriyle. Teşekkür ediyoruz.